kaptan, gezerek geliyoruz. Kütahya Spor'da yaşanan krizle ilgili ilk açıklama AK Parti Milletvekili İshak Gazel'den geldi. Kütahya Spor sahipsiz değil, hiçbir zamanda sahipsiz kalmaz diyen Milletvekili Gazel, Kütahya Spor'un başarısı için elimizi değil gövdemizi koymayı hedef biliyoruz diye konuştu. Şunu ifade edeyim, Kütahya Spor sahipsiz değildir, hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bizler Kütahya Spor'un başarısı için elimizi değil gövdemizi taşın altına koymayı kendimize hedef bilmiş insanlarız. Yaşanan kongrenin olağanüstü olduğuna değinen Milletvekili Gazel, mevcut yönetimin halen göreve devam ettiğini söyledi. Kongre olağanüstü bir kongreydi. Bu kongrede aday çıkmaması demek, Kütahya Spor bir kayyuma devredilmesi veyahut da sahipsiz kalması anlamına gelmiyor. Şu anda mevcut yönetimimiz Kütahya Spor yönetimi olarak devam ediyor. Ocak ayında olağan kongresi var zaten. Bununla ilgili biz Kütahya Spor Kulübü Başkanımızla da defaatle görüştük. Kütahya Spor için iş adamlarıyla görüşmelerinin yapıldığını anlatan Gazel, Kütahya Spor'un şu anda herhangi bir borcu olmadığını belirtti. Burada tabii iş adamlarımızı davet ediyoruz Kütahya Spor'umuza yardım yapması konusunda. Kütahya Spor'umuzun daha iyi noktalara ulaşması noktasında mali anlamda destek buluyoruz. Zaten bu bizim hepimizin görevi. Kütahya Spor'un şu anda bir borcu yok. Borcu daha önce belediyemizin yapmış olduğu katkılarla bütün borçları, SGK mali borçları da dahil olmak üzere bütün borçlar devam ediyor. Önceden Kütahya Spor'da oynamış hiçbir futbolcumuzun da Kütahya Spor'dan bir alacağı yok. Kütahya Spor için mali anlamda kesin çözümleri üretmeye çalıştıklarını söyleyen Gazel şunları kaydetti. Kütahya Spor'un mali problemlerini kökten çözecek. Günübirlik çözümler değil, kökten çözüme kavuşturacak projelerle Kütahya Spor'umuzu buluşturmayı biz hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte böyle bir plan ve program inşallah siyasi olarak, AK Parti siyaseti olarak, AK Parti milletvekillerimiz, il başkanımız ve belediye başkanımız olarak bunu koordine etmeye gayret sarf edeceğiz. Milletvekili Gazel, Kütahya Spor'un 29 Ağustos'ta oynayacağı Türkiye Kupası maçında da takımın yanında olacaklarını ve gerekli taahhütlerde bulunacaklarını açıkladı. Kütahya Spor'un da bu anlamda bir yönetim krizi de oluşmuş değil. Yönetim devam ediyor. Biz de bu yönetime her türlü desteği, maddi ve manevi anlamda her türlü desteği vereceğiz. Çarşamba günü nasip olursa inşallah Ödemiş Spor'da bir kupa maçımız var. Biz ekip olarak inşallah o kupa maçında da bulunacağız ve futbolcularımıza gerekli taahhütlerimizi de bu anlamda ileteceğiz.